Umre'ye giden yol programımızdan hepinize merhabalar. Bir haftalık ayrılıktan sonra şükürler olsun yine karşınızdayız sevgili izleyenlerimiz. Mübarek toprakların aşkıyla yanıp tutuşanları konuk ettiğimiz, sorularımız vesilesiyle bilgilerimizi güncellediğimiz, yarışma heyecanıyla heyecanlandığımız programımızda bu haftada birlikteyiz ve hoş gelmişsiniz. Her zaman duamız, Allah gerçekten oraların aşkıyla yanıp tutuşanlara tez zamanda oralara gitmeyi nasip etsin. Sevgili izleyenlerimiz, programımızda inşallah bugün de az sonra mübarek topraklara uğurlayacağımız konuklarımız olacak. Ama ilk önce ilk defa izleyenlerimiz için yarışmamızı bir hatırlatalım. Yarışmamıza katılmak için sadece bir mesaj yollamanız yeterli. Bu kadar kolay bir yöntemle yarışmamıza katılabiliyorsunuz. Mesajınız vesilesiyle arkadaşlarımız sizinle iletişime geçiyorlar ve İstanbul Halkalı'da bulunan merkez stüdyolarımızda gerçekleşen yarışmamıza sizi davet ediyorlar. Bu arada katılma isteklerinizi hemen de şu numarayı not edelim. Lütfen telefon listemize 0541 349 64 46 0541 349 64 46 numaralı hattımıza WhatsApp'tan veya SMS ile adınızı, soyadınızı ve ilinizi belirten bir mesaj yazarak bize bildirebilirsiniz. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir yöntemle yarışmamıza katılabiliyorsunuz. Yarışmamız nasıl peki? Hemen onu da hatırlatalım. Çok basit bir formatımız var. Size İslam kültürü konusunda 7 tane soru yönelteceğiz. Her soru için 10 saniye süremiz olacak. 7. yani son soru hariç bir soruyu pas geçme hakkınız olacak. Bu 10 saniye içinde doğru cevabı bilmeniz durumunda bir sonraki soruya geçeceğiz. Ve 7 soruya doğru cevap vermeniz neticesinde de sizi çekilişsiz kurasız Kabe ile buluşturacağız inşallah. Sevgili izleyenler, ekranlarınızın başında siz, yarışmacılarımız burada stüdyomuzda. Hazırız. Haydi hep birlikte Umre'ye giden yolumuz başlasın. Umre'ye giden yolumuz açık olsun inşallah. İlk yarışmacımız İstanbul Büyükçekmece'den yarışmamıza katılıyor. Ahmet Gül beyefendi hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Ahmet Bey, Büyükçekmece'den katılıyorsunuz. Büyükçekmece'den katılıyorum. Biraz kendimizden bahsedelim. Neyle meşguliyet var? Nelerle uğraşıyoruz? Nereyiz? Evet efendim, ben Kahramanmaraşlıyım. İstanbul Büyükçekmece'de ikamet etmekteyim. Evet. 13 yıldır İstanbul'dayım. Havalimanında özel bir şirkette çalışmaktayım efendim. Havalimanında çalışıyorsunuz. Evet çok efendim. Güzel. Ahmet Bey, yarışmamıza yolladığınız mesajınızı tevafuk olduğu, kısmet olduğu bugün de sizleri biz ağırlıyoruz stüdyolarımızda. Ve merak ediyoruz, acaba daha önce mübarek topraklara gitme şansı oldu mu? Elhamdülillah. 2009'da oldu efendim. 2009'da. Umre miydi? Umreydi efendim. Umreydi. Harika. Şöyle o günlere dönecek olursak, mesela Kabe'yi ilk gördüğünüzde etmiş olduğunuz duayı hatırlıyor musunuz? Çok özel değilse paylaşın buradan. Hatırlıyorum. Neyi dua etmiştik? Bütün insanlara dua ettim. Herkesin hakkında hayırlısı olmasını istedim. Eyvallah. Amin. Hayırlı rızıklar istedim. Ümmeti Muhammed için dua eyledim. Çok güzel. O çok an güzel. Heyecanlıydım ama yani... O Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüğü zaman insan zaten bir anda o zamanın durduğu an... gözyaşı döküyorsunuz. Niçin döktüğünüzü tam tanımlayamıyorsunuz. Üzüntüden değil, sevinçten değil. Bambaşka hatıralar. Allah tekrarını yaşatsın inşallah. Amin. Teşekkür ederim inşallah. İnsanın zaten Kabe-i Muazzama'yı, Mescid-i Nebevi'yi gördüğü zaman kendi içinden istemeyerek dualar da dökülüyor, evet. Gözyaşlar da dökülüyor. Eyvallah, efendim. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Allah inşallah tez zamanda tekrar kavuştursun. Buradan şu an bizi izleyenlerimize de programımızı açarken duamızı yaptık. Allah gerçekten, ama burası çok önemli sevgili izleyenler, gerçekten oraları hedef edinmek lazım. Yoksa... Vallahi iyi, güzel, inşallah bir zamanda bize kısmet olur dediğiniz zaman pek de mümkün olmayabiliyor. O yüzden oraların aşkıyla yanıp tutuşmak lazım. İnşallah oraların aşkıyla yanıp tutuşan, şu anda ekranları başında bizi izleyen binler, on binler, yüz binler, Allah dualarınızı kabul etsin diyelim. Böyle bir dua ile açılışımızı yapmış olalım. Hazırsanız yarışmamıza başlayalım. Hazırım efendim. Efendim, yarışmamızda 7 tane soru soracağız. Bir tane pas geçme hakkımız var. O 10 saniye süre zarfı çok önemli. 10 saniye içerisinde baktınız bir tanesini bilemeyecek gibiyseniz hemen bunu geçelim deyin. Bir kere böyle yapma hakkımız var.
Onun haricinde o 10 saniye içerisinde olabildiğince cevap vermeye çalışacağız. Haydi bakalım bismillah. Açılış sorumuz geliyor. İlk yarışmacımız İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Gül Bey ile ilk sorumuzu sorarak yarışmamızı başlatıyoruz sevgili izleyenler. Ve ilk soru. İyi, güzel ve sonuç bakımından insanlara yararlı olan iş ve davranışlara ne ad verilir? İyi, güzel ve sonuç bakımından insanlara yararlı olan iş ve davranışlara ne ad verilir? A. Şer denir. B. Kaza. C. Kader. D. Hayır. Süremiz başladı. D. Hayır efendim. D şıkkı hayır diyoruz. Evet. Hemen biz de ekranımızda işaretledik. İyi, güzel ve sonuç bakımından insanlara yararlı olan iş ve davranışlara D şıkkı diye işaretledik ve ekranımıza bakıyoruz. Doğru cevap. İlk doğru cevabımızı kaydetmiş oluyoruz ve hayırlı olsun diyoruz biz de. İnşallah hayırlı olur bundan sonraki sorularda ve 7 soruya ulaşırız. Ve inşallah mübarek topraklara gitmenizin hep birlikte heyecanını bu da yaşamış oluruz. İnşallah. İkinci soru geliyor Ahmet Bey. İkinci sorumuz şu. Hangi dönemde Suudi Arabistan dışından umre ibadeti için mübarek topraklara gidilmez? A. Ramazan bayramı. B. Ramazan ayı. C. Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arası. D. Kış aylarında. Süremiz başladı. İkinci sorumuzun C şıkkı. C şıkkı. Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında Suudi Arabistan'a diğer ülkelerden umre ibadeti için gidilmez, kabul edilmez. O arada da bakımları yapılır Kabe ve etrafının dedik. Doğru cevap, tebrik ediyoruz. İkinci doğru cevabımızı da hanemize yazdırmış olduk. Ahmet Bey gayet güzel gidiyor. Haydi bakalım inşallah diğer soruların efendim kısmet olsun. Diğer soruların başına darısı, darısı başına diğer soruların. Çocuklarımızın yeni sorumuz geliyor. Dini bilgilerin en yoğun şekilde almaya başladığı ve namaza alıştırma yaşı olarak da bilinen yaş kaçtır? 5 yaş mı? 7 yaş mı? 10 yaş mı? 12 yaş mı? Namaza alıştırma ve dini bilgilerin de en yoğun şekilde almaya başladığı. Son 2 saniye. C 10. Efendim. Evet efendim. 10 diyorsunuz. Biz de işaretliyoruz. Biz de ekranımıza bakıyoruz. Acaba 5, 7, 10, 12'nin hangisinde doğru cevap gizli? Çocuklarımızın dini bilgilerin en yoğun şekilde almaya başlayacağı ve aynı zamanda namaza alıştırma yaşı olarak da bilinen yaş, ekranımıza bakıyoruz. Acaba 3. sorumuzda doğru cevapla tanışacak mı? Doğru cevapla buluşacak mı? Bakıyoruz. Doğru cevap acaba C şıkkı mı? Yaş olacaktı doğru cevap. Ahmet Bey, tesellimiz efendim daha önce mübarek topraklara gitmişsiniz. Allah kabul etsin. Bugünün hatırası olarak naçizane bendenizin kaleme almış olduğu bir kitabımız var. Kabe'yi ilk gördüğümde kitabı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasınız. Çok teşekkür İyi ediyoruz. Sizi yerinize, yerinizde bekletelim. Sevgili izleyenlerimiz, Umre'ye giden yol yarışma programımız devam ediyor. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Gül Bey ile 3. soruya kadar geldik. Az önce de dediğim gibi tesellimiz 2009 yılında Ahmet Bey'in mübarek topraklara daha önce gitmiş olması bizim için bir teselliydi. Az sonra yeni yarışmacılarımızla birlikte olacağız. Umre'ye giden yol Akit TV ekranlarında devam ediyor efendim. Mübarek topraklara gitme özlemi çekenler, bu yarışma sizin için. Soruları doğru cevaplayın, çekilişsiz kurasız Umre'ye gidin, Akit TV ekranından ayrılmayın. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Umre'ye giden yol devam ediyor. Bugünün ikinci yarışmacısıyla birlikteyiz. İstanbul Sefaköy'den Recep Bey, Recep Karaş. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Komşuymuşuz zaten efendim. Evet, yakınız. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Recep Bey, önümüzdeki dakikalarda inşallah mübarek topraklarla buluşmanızın
anında şahitlik etmek istiyoruz. İnşallah. Göreceğiz önümüzdeki dakikalarda. Biraz kendimizden bahsedelim Recep Bey. Neyle meşguliyet var, nerelisiniz? Biz hizmetteyiz. Yani cemaatimizin hizmetinde bazı ihvanımızın sohbetlerinde bulunuyoruz. Ve medrese işleriyle ilgileniyoruz. Bizim meşguliyetimiz bu. Sinop Boyabatlı'yım. Sinoplusunuz. Daha önce mübarek topraklara gitmek kısmet oldu mu? 3 kere gittim. Oh maşallah. Birinde görevli olarak gittik. Bu yarışmada bir arkadaş tavsiye etti. Hocam dedi, siz giderseniz tabii çok insanlarla tanıştığımız için. Eyvallah. Onlar da istiyorlar, böyle bir şey oldu mu kendileri de cesaret edemiyor. Biz de öyle genelde ses sistemiyle yapılacak diye şey yapmıştık ama buraya kadar geldik, sözde verdik. Eyvallah. Buradan da dönmemiz uygun olmaz. İyi yaptınız. Mevla Teala burada bir hayır murad ediyor demek ki. İnşallah. Biz de o hayra ulaşmak için Burada bulunuyoruz. Önümüzdeki dakikalarda siz daha önce gitmişsiniz gerçi. Evet. Hatta, ama 3 senedir gitmiyorum. 3 sene. Oo. Bayağıdır da şu an bir gitme isteğimiz var ama tabii oraların belki de bu vesile olacak. Sonra daha da bir artıyor. Evet. O bakımdan o zaman inşallah sizden şöyle bir söz almış olalım. Evet. Recep Bey. Kazanmak kısmet olursa Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüğünüz zaman Akit TV'yi izleyenlerine de böyle İnşallah. Genel bir dua isterim. İnşallah bütün ümmeti Muhammed'e dualarımıza katıyoruz. Eyvallah. Sevgili izleyenler, İstanbul Sefaköy'den yarışmamıza katılan Recep Karaş Bey ile yarışmamızı başlatıyoruz. Bugünün ikinci yarışmacısı. Hazır mıyız? Hazırız. Haydi bismillah diyelim. Bismillah. Ve ekranımıza ilk soru yansıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yılında ve nerede vefat etti? A şıkkı 632 miladi Medine, B 632 Mekke, C 630 Taif, D 630 Mekke. Süremiz başladı. A şıkkı 632 Medine. 632 Medine. A şıkkını biz de hemen işaretliyoruz ekranımızda. Recep Bey, A şıkkı şu anda işaretlendi ve biz de ekrana bakıyoruz ve doğru cevabı kaydediyoruz. A şıkkı 632 yılında Medine'de doğru cevaptı ve ilk doğru cevabımızı kaydettik. Güzel. Haydi bakalım inşallah darısı 2, 3, 4, 5, 6, 7'nin başına geldi ikinci soru ekranımıza. Hilafetin Osmanlı'ya geçişi hangi padişah döneminde olmuştur? A. Kanuni Sultan Süleyman, B. Yavuz Sultan Selim, C. Fatih Sultan Mehmet, D. Sultan Bayezid Han. Süremiz başladı. B. Yavuz Sultan Selim. B. şıkkı Yavuz Sultan Selim diyoruz ve biz de hemen ekranımıza işaretliyoruz. Hilafetin Osmanlı'ya geçişi hangi padişah döneminde olmuştur sorusunun cevabı B. şıkkını seçiyor Recep Bey. Biz de ekranımıza bakıyoruz ve görüyoruz ki Yavuz Sultan Selim doğru cevap, tebrik ediyoruz. İkinci doğru cevabımız var ve emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah 3, 4, 5 devam ediyoruz. İnşallah. Üçüncü soru. Kur'an-ı Kerim'de anılan peygamberlerin geliş sırasına göre sıralayacak olursak sayacaklarından hangisi ilk 3 sırada yer alır? A. Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh. B. Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim. C. Hazreti Adem, Hazreti Lut, Hazreti İsmail. D. Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyüp. Süremiz başladı. A. Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh diyorsunuz. Biz de hemen işaretliyoruz ve ekranımıza bakıyoruz. Arkadaşlarımız hemen seçeneği işaretliyorlar ve hep birlikte sıralamaya biz de şöyle zihinlerimizde tekrar hatırlıyoruz ve doğru cevaba bir yarışmamızın en önemli özelliklerinden bir tanesi bildiğimiz birçok bilgiyi de böylece güncellemiş oluyoruz. Tazelemiş oluyoruz. Evet. O bakımdan ekran başındaki sevgili izleyenlerimizle birlikte biz de bu bilgileri tekrar güncellemiş olacağız. Ve A şıkkı acaba doğru mu? Hemen ekranımıza bakıyoruz. Tabii ki doğru cevap, tebrik ediyoruz. A şıkkı doğru cevap. 3 doğru cevabımız var. Tebrikler Recep Bey. Haydi bismillah, 4. soru geliyor. Hangi vakitte namaz ibadeti ifa edilmez? A. Kerahat vakti. B. Kuşluk vakti. C. İmsak vakti. D. Teheccüd vakti. Süremiz başladı. A. Kerahat vakti. A. Kerahat vakti diyoruz. A şıkkını işaretledik hemen.
Recep Bey, bakalım A şıkkı doğru mu? Biz de hep birlikte ekrana bakıyoruz. Eğer bu soruyu doğru cevaplamışsak çoğu gitti azı kaldı noktasına, evet, gelmiş olacağız. Dört soruyu geride bırakmış olacağız. Ve ekranımıza bakıyoruz. Kerahat vaktinde namaz kılınmaz. Doğru cevap A şıkkı. Tebrik ediyoruz. A şıkkını da bilerek 4 doğru cevabımız var. Bu soruda namazın ifa edilmemesi hususunda şimdi kuşluk vakti, imsak vakti, teheccüd vakti. Onlar açık. Bunlar zaten açık. Kerahat vaktini şimdi insanlar şöyle biliyor. Kerahat vakti 3 vakittir biliyorsunuz İslamiyet'te. Sabah namazından kılındıktan sonraki güneş doğarken, evet, öğlen vakti güneş tepedeyken ve akşam vakti akşam namazına tam güneş batarken yarım saat kala. Şimdi bir insan diyelim ki akşam ikindi namazını kılmadı. Burası akşam namazına da işte meşguliyetinden dolayı veyahut da unuttu o vakte kadar ve tam kerahat vaktinde aklına geldi ikindi namazını kılmadı. Evet. Şimdi burada halk içerisinde tam akşama 20 dakika kalmış namaz kılayım dediğinde mesela bu saatte namaz olmaz kılma deniyor. Normalde o farz namaz bizim üzerimize farz ibadet olduğundan dolayı kerahat vaktinde namazın kılınması tahrimen mekruhtur. Evet. O vakite bırakmak zaten ayrı bir vebaldir ama bıraktı diyelim, meşguliyetinden dolayı kaldı. Yine farzı hiç kılmamak daha büyük bir mesuliyet olacağından dolayı, dolayısıyla orada farz namazı da mecbur kılacak, kılacak, kerahat vakti de olsa. He, buradan da şöyle anlaşılmasın, kılınıyormuş, biz onu bırakalım o vakte manasında değil. Farzı da hiç kılmamaktansa kerahat vaktinde farz namazı kılınabilir. Farz ibadeti üzerine borç olarak kalmasın diye. Eyvallah. Bu bilgi çok önemliydi. Bu önemli bir bilgi. Hocam, burayı karıştırabiliyorlar çünkü. Aynen öyle. O yüzden bunu da hatırlatmak istedik. Bunun da altını çizmiş olduk. Çok iyi yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda eğitici, öğretici bir programımızın formatının olmasının da bir yönünü böylece görmüş olduk. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyenler, Recep Karaş Bey 4. doğru cevabı da verdik. Evet. Vallahi hocam diyeceğim artık. İyi gidiyoruz. Size zor zaten soru dayandırmamız ama dur bakalım önümüzdeki dakikalarda arkadaşlarım nasip belirlediği kısmet sorularda bazen öyle şaşırtmacalı sorular oluyor ki. Çok nasip bilmiş kısmet olduğunuz bir şeyi. Bazen de basireti bağlanabiliyor insanın. Okuyor ama yani edilir mi edilemez mi? Edilire göre veriyor, edilemez mi? Şu noktaya dikkat ediniz. Bazen olumsuzun olumsuzu olarak soru soruluyor. Olumluya dönüyor vesaire gibi. Evet, evet. Kitlerde 10 saniyede bazı çok az bir vakit normalde. Evet. Tabii, şimdi hayırlısı geliyor 5. sorumuz. Beşinci soruda ekranımızda yansıyan sorumuz şu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kendi dinlerine ve sözde tanrılarına dil uzattığını iddia ederek müşrikleri tahrik eden ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi taşla öldürmeye kalkışan akrabası kimdi? A. Ebu Cehil, B. Ebu Leheb, C. Ebu Süfyan, D. Ümmü Cemil. Süremiz başladı. Akıyor son 5 saniyemiz. A şıkkı Ebu Cehil. A şıkkı Ebu Cehil diyorsunuz. Biz de hemen işaretledik. Ekranımıza bakıyoruz. Bakalım doğru cevap mı gelecek? A şıkkı mı acaba doğru cevap 5. sorumuzda? Biraz böyle beklediniz. Bir anda yani böyle tereddüt ettiğiniz gibi biraz geldi. Çünkü hepsi Efendimiz'e bir takım eziyetlerde bulunan kimseler. Evet. Şimdi o zaman geliyor ekranımızda. Acaba A şıkkı doğru cevap mı? Görüyoruz ki A şıkkı doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Evet. Tebrik ediyoruz. 5 doğru cevabımız var. 6. soruya bu bizi ulaştırıyor. Pas geçebileceğiniz son soru. Eğer bilemezsek. Tabii bir tane de hakkımız var. Pas hakkımız da vardı, doğru. Pas hakkımız da var. Sizin pek kullanmaya ihtiyacınız olmadı şimdiye kadar ama yani İnşallah olur da olmaz. Olursa bu soruda zaten geçebilirsiniz. Evet. 7. soruda pas geçme hakkımız 7. yok. 7. soruda. 6. sorumuz ekrana yansıyor. Kur'an-ı Kerim'in Hac, Bakara, Saf ve İnşirah surelerinde Peygamber Efendimizin hangi soylardan geldiğine yer verilmektedir? Efendimiz Aleyhisselam kimlerin soyundandır özetle? A. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail. B. Hazreti Abdullah. C. Abd-i Kusay. D. Hazreti Haşim ile Abdülmuttalip. Süremiz başladı. İnşirah. A. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail. Hazreti İsmail diyorsunuz. Biz de A şıkkını işaretliyoruz. Ve hep birlikte ekrana bakıyoruz.
A şıkkını da işaretledikten sonra ve ekranımızda A şıkkı acaba doğru cevap mı? Her geçen dakika bizim de heyecan seviyemiz artıyor. Zira son birkaç haftadır bir izleyenimizi buluşturamamanın vermiş olduğu üzüntü içerisindeyiz. Sanırım buluşturacağız bu sefer galiba. Recep Bey, haydi bakalım ekrana gelsin. Altıncı sorumuz doğru cevap mı? Doğru cevap A mı? A doğru cevap, tebrik Hepsi ediyoruz. Hepsi de A çıktı ama yani bir Hepsi tanesi C'ye çıktı. Bir, iki, evet aynen öyle valla. Şu an bakıyorum. Birinci A, ikinci soru B, 3A, 4A, 5A, 6A. Yani bir tanesi bir tevafuk valla aynen. Evet. Siz sadece A'ları direkt de, işaretlemiş olsaydınız demek yani ki. Yani bir de İnşirah suresinde, o sureyi tekrar ediyorum da içimden. Yani İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ın zikrinin geçmiyordu yani o surede. İnşirah surelerinde Efendimiz'in hangi sorularından mealini şu anda ezberden bilemediğim için bir şey edemeyeceğim ama siz biliyorsunuz anladığım kadarıyla, şu anda da tekrar ediyorsunuz. O şeydi galiba, Suhuf-ı İbrahim ve Musa ayet-i kerimesinin. Olabilir tabii. Belki tefsirlerinde illa geçebilir. Orada bir senin zikrini yücelttik dediğinde orada İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'la alakalı meseleler de olabilir. Evet. Şimdi bu soruda pas geçme hakkımız da yok. Eğer bilirsek İnşallah. Yarışmamızı kazanmış olacağız. İnşallah. Bilemezsek finalde kalmış olacağız. Hep birlikte göreceğiz. Nasip ve kısmet. Yedinci ve son soru. Sevgili izleyenlerimiz, Umre'ye Giden Yol yarışma programımızda yedinci ve son sorudayız. Eğer bu soru bilinirse mübarek topraklara Recep Bey daha önce 3 kere gitmek kısmet i̇nşallah. Olmuş. Dördüncü defa inşallah buradan uğurluyor olacağız. Sözümüzü de aldık sevgili izleyenlerimiz. İnşallah hep birlikte hepimize dua etmesini de istirham ettik, rica ettik. İnşallah. Haydi gelsin bakalım yedinci ve son sorumuz. Sayacaklarımdan hangisi? Peygamber Efendimizin Arabistan Yarımadası'nda İslamiyet'i yaymak için fırsat gördüğü panayırlardan değildir. Değildir. Buraya dikkat ederim. Evet. A. Ükaz panayırı. B. Mecenne panayırı. C. Zulmecaz panayırı. D. Üzre panayırı. Süremiz başladı. B şıkkı Üzre D şıkkı Üzre panayırı dedik, işaretlendi. Değildir. Ve düşündünüz, tahmin mi? Şimdi yok, üçü Ukaza panayırı, Mecenne. Mecenne de fazla rastlamadım Siyer'de ama. Evet. Üzre'yi hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorsunuz. Bakalım bu hatırlamamanız size... Genelde hep A'ydı ama bu da Ukaz'ıma geçiyor yani. Panayırlardan bölgesi. Bu hatırlamamanız, Üzre'yi daha önce duymamış olmanız size doğru cevap olarak mı dönecek? Yoksa keşke duysaydınız daha önce keşke, diye mi geçecek? Bakalım şimdi göreceğiz. Hep Nasıl? Birlikte ekrana bakıyoruz sevgili izleyenler. Çok önemli bir andayız. Eğer bu sorunun cevabı D şıkkıysa, yani Sayın Recep Karaş'ın belirttiği gibi D şıkkıysa, bugün mübarek topraklara bir izleyenimizi buradan uğurluyor olacağız sevgili dinleyenler, sevgili izleyenlerimiz. Ve hep birlikte bakıyoruz. Hep birlikte bakıyoruz. Hangisi Peygamber Efendimizin Arabistan Yarımadası'nda İslamiyet'i yaymak için fırsat gördüğü panayırlardan değildir sorusunun cevabı D şıkkı mı? Ekranda şu anda yanıyor. D şıkkı mı diyoruz? Ve D şıkkı doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Allah şimdiden kabul etsin. Allah razı olsun. Recep Bey. 3 defa gitmek kısmet olmuş. Dördüncüsü Akit TV vesilesiyle olmuş olacak. Elhamdülillah. Cenab-ı Allah, sözümüzü de aldık. Akit TV izleyenlerine dua istirham edeceğiz. Edeceğiz. Allah inşallah mübarek topraklardan, Kabe'den, Medine'den hiçbir zaman irtibatınızı koparmasın. Amin, amin. Tüm izleyenlerimizin, tüm efendim canı gönülden dileyen izleyenlerimize de Allah tez zamanda kısmet amin, etsin. Amin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür güzel ederiz. Yarıştınız. Allah gerçekten net bilgilerle böyle tereddütsüz cevap verdiniz neredeyse tüm sorularımıza. Maşallah. Allah yeminizi arttırsın amin, efendim. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız. Ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, kısmet oldu. Bir izleyenimizi daha mübarek topraklarla buluşturmuş olduk. Bunun sevinci içerisindeyiz. Recep Karaş Beyefendi İstanbul Sefaköy'den yarışmamıza katılıyordu. Ve bugün mübarek topraklara giden izleyenimiz oldu.
Programımıza kısa bir ara vereceğiz. Hatırlatalım. Sevgili izleyenler, sizler de programımıza katılabilirsiniz. Sadece bir mesaj yazmanız yeterli. Şu telefon numarasını lütfen kaydediniz. 0541-349-6446. Bu telefon numarasını fihrisinize kaydediniz. Dilerseniz WhatsApp'tan, dilerseniz SMS ile adınızı, soyadınızı ve hangi ilden mesaj yolladığınızı yazmanız yeterli. Arkadaşlarımız sizlerle iletişime geçecekler, sizi davet edecekler. İstanbul Halkalı'da bulunan stüdyolarımızda çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz ve yarışmamızı gerçekleştireceğiz. 7 sorumuza doğru cevap vermeniz neticesinde çekilişsiz, kurasız olarak mübarek topraklara gitmek sizler için de inşallah mümkün olacak. Akit TV ekranlarında Umre'ye giden yol kısa bir aranın ardından devam edecek. Umre'ye giden yol bu programdan geçiyor. Siz de katılın, sizin de yolunuz Umre'ye ulaşsın. Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Umre'ye giden yol yarışma programımız devam ediyor. Az önce izleyenimizle Recep Bey'le mübarek topraklara buradan uğurladık. Kazanan, bugünün kazananı dinleyicimiz oldu. Önümüzdeki dakikalarda bakalım bir başka izleyicimizi mübarek topraklara buradan uğurlayabilecek miyiz? Göreceğiz hep birlikte. Yeni yarışmacımız İstanbul Bağcılar'dan yarışmamıza katılıyor. Suat Bey, Suat Güre, hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Suat Bey, heyecan var mı efendim? Biraz tabii, o yola gitmek için tabii insan heyecanlanıyor tabii. Evet, heyecanlanmaz evet, inşallah. Mı? Allah, daha önce gitmek kısmet oldu mu? Gittim, hacca da gittim evet. Oh maşallah, hacca da gittiniz, umre de var gittim. O zaman. Umre yok. Umre. Bir hacca kaç evet. Sene oldu üzerinden, ne kadar geçti? 1981 yılında gittim. Oo, siz bayağı üzerinden evet, zaman geçmiş. Bayağı gençtim. Bayağı 24-25 yaşlarındaydım. O zaman oralarını özlemişim. Çok tabii daha ki çok. Fazla. Özlem yarın çok. Gidemedik. Kısmet olmadı. Allah i̇nşallah gideriz inşallah. Sayenizde inşallah. İnşallah. 81'de karayoluyla gitmişsiniz. Karayoluyla gittik evet, otobüsten. Ne karayoluyla gittik. Aynen öyle, doğru söylüyorsunuz. En unutamadığınız, Kabe'yi ilk gördüğünüzde ettiğiniz duayı hatırlıyor musunuz Suat Bey? Ya tabii insan yani orayı gördüğü zaman insan hakikaten içi ürperiyor yani. Gerçekten Allah herkese nasip etsin. Amin, amin. Cenab-ı Allah gitmeyenlere hepsine nasip eder inşallah. Amin. Ama çok güzel bir yoldur. Hı-hı. Yani insan orada bambaşka bir alemde görüyor kendisini. Gerçekten de öyle. Aynen. Tabii ben gittiğim zaman da çok gençtim. Yani 25 hı-hı. yaşlarındaydım o zaman. Ki şimdiyle kıyasladığımız zaman tenhadır ya, o zaman. Tabii daha tenhaydı. Şimdi daha kalabalık. Fakat tabii o zamanlarda izdiham oluyordu. O zamanlarda yer dardı yani. Yer dardı. Şimdi biraz daha iyi olmuş tabii televizyonlarda. Hacı Annesi'ye de selam verebildiniz mi? Birebir dokundum. Verdim. Oh, maşallah. Ziyaret de ettim. Oh. Dokundum. Oh. İbrahim. Allah kabul etsin. Aleyhisselam'ın makamını da ziyaret ettim çok yani. Güzel. Allah inşallah ta amin. 81 yılından bu tarafa süren 20, 30, 36, 37 sene. Hemen hemen. 36-35 hemen sene. Hemen hemen. O kadar yani. Süre geçmiş neredeyse bir yani nesil. Bir ömür geçmiş. Aynen öyle. Aa, bir ömür doğrudur. Allah bu kadar zaman sonra bize kısmet etsin inşallah. Amin inşallah. Cenab-ı Allah bütün olsun. Müslümanlara nasip etsin eyvallah. İnşallah. Evet, hazırsanız Suat Bey başlıyoruz. Hazırım inşallah. Ve sevgili izleyenlerimiz, İstanbul Bağcılar'dan Suat Güre Bey'le yarışmamızı başlatıyoruz. Bakalım mübarek topraklarla 81 senesinde hac ibadeti gerçekleştirmiş Suat Bey. O zamandan bu zamana Kabe özlemi sürüyor. Bakalım dindirebilecek miyiz programımızın içerisinde. İlk sorumuz ekranımıza yansıyor. İlk soru. Bir gün içerisinde namazın tüm vakitlerini kılan Müslümanlar kaç defa secde yapmış olur? Bir günün tamamı kaç rekattır? Öyle demiş olalım bir başka deyişle. A 32, B 40, C 52, D 33. C 40. Süremiz 40 B şıkkı. Evet, B şıkkı 40. Hemen biz de işaretliyoruz B şıkkını. Bir gün içerisinde namazın tüm vakitlerini kılan bir Müslüman kaç defa secde yapmış olur? B şıkkını işaretledik, 40 defa dedik ve doğru cevap 40 defa doğru. Tebrik ediyoruz. İlk doğru cevabımızı da hanemize yazdırmış olduk. Gayet güzel. Hadi inşallah darısı diğer soruların başına. İnşallah. Geldi ikinci soru ekranımızda. 5 vakit namazdan kaçında sünnet rekatları farzdan önce kılınır? A 2'sinde, B 3'ünde, C 4'ünde, D hepsinde. Süremiz başladı. C 4'ünde.
C4'ünde sünnet rekatları farzdan önce kılınır dedik. Ve biz de hemen ekranımıza bakıyoruz. Ekranımıza bakıyoruz. Doğru cevap. C şıkkı 4'ünde tebrik ediyoruz. Bir teşekkür tek akşam ederim. Namazı direkt farzla başlıyor. Diğer namazlarımızın sünnetleri farzdan önce kılınıyor. Bilgimizi tazeledik. Geçtik 3. soruya. Haydi gelsin inşallah yine doğru cevap. İnşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalabalık ortamlarda bulunduğunda selamını ve sözlerini gerekirse kaç defa tekrarlardı? A 2, B 3, C 4, D hiç tekrarlamazdı. Süremiz başladı. Acaba gerektiğinde kaç defa tekrarlardı Peygamber Efendimiz? Son saniye derken B3 hemen son saniyede aldık. Birazcık daha acele edelim Suat Bey şıkları. Biraz şimdi düşünerek cevap vermek istiyorum. Eyvallah. Da o yüzden yani. Bu arada haberiniz olsun, bir tane pas geçme hakkımız var. Eğer baktığınız soruyu bilemeyeceksiniz, bu soruyu bir başka soruyla değiştirelim diyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bunu da hatırlatayım. Peygamber Efendimiz kalabalık ortamlarda bulunduğunda selamını ve sözlerini gerekirse kaç defa tekrarlardı sorusunun cevabı ekranımıza yansıyor. Doğru cevap. B şıkkı 3 doğru cevap. Tebrik ediyoruz. 3 doğru cevabımız var. Güzel gidiyor yarışmamız. İstanbul Bağcılar'dan Suat Güreve ile beraberliğimiz sürüyor sevgili izleyenler. Dördüncü soru geliyor. Haydi doğru cevaplanması duası ve niyazıyla sorumuzu soruyoruz. İnşallah. İnsanın nefsinde şirk ile küfür arasındaki engeli oluşturan en önemli ibadetler arasında da sayılan efendim ibadet hangisidir? A şıkkı dua, B tesbih, C namaz, D zikir. Süremiz başladı Suat Bey. Ve süremiz akıyor. C namaz. C şıkkı namaz diyorsunuz. Biz de hemen ekranımızda işaretliyoruz C şıkkını. Ve hep birlikte heyecanla bakıyoruz. Eğer Suat Bey bu soruyu da bilirsek çoğu gitti azı kaldı noktasına i̇nşallah, geliyoruz. İnşallah. 4 tane doğru cevabımız olmuş olacak. Ve bu 4 doğru cevap bizi artık birazcık daha yolumuzun kısaldığı anlamını taşıyacak. Bakıyoruz ekrana. Doğru cevap C şıkkını. Cevap. C şıkkı tebrik ediyoruz. Şıkkı, tebrik ediyoruz. 4 doğru cevabımız var. Sevgili izleyenler, Suat Bey 4 doğru cevaba ulaştı. Acaba ikinci kez aynı programda 2 izleyenimizi mübarek topraklarla buluşturmak şimdiye kadar kısmet olmadı. Bakalım bugün kısmet olacak mı? İnşallah. İyi gidiyoruz ve 5. sorumuz geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında her ay en az kaç gün oruç tutardı? A 1 hafta, B 5 gün, C 3 gün, D her pazartesi. Süremiz başladı efendim. C 3 gün. C 3 gün diyorsunuz, biz de hemen işaretliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında her ay en az kaç gün oruç tutardı? Sorusunun cevabı acaba C şıkkı mı? Doğruysa 5 doğru cevap olacak sevgili izleyenler. 2 soru kalacak geriye. 2 soru sonra Suat Bey'i de buradan mübarek topraklara uğurlayacağız inşallah. İnşallah. Doğru cevap 5. sorunun acaba C şıkkı mı? Bakıyoruz ekrana. Evet doğru cevap, tebrik ediyoruz. 5 doğru cevap. Harika gidiyor. Hadi inşallah yarışmamızda ilk defa 2 izleyenimizi i̇nşallah. Mübarek topraklarla buluşturmak. Bugün kısmet olacak mı? İnşallah. Biraz sonra hep birlikte göreceğiz sevgili izleyenler. Geliyor 6. soru. 6. soru şu. Ramazan ayında ibadet için mescide çekilme anlamına gelen ibadete ne isim verilir? A. İttifak, B. İtikaf, C. İftikaf, D. İttikaf. Süremiz başladı. Bu kadar birbirine... B ittifak. İttikaf. D şıkkı itikaf. Evet, itikaf. Evet, itikaf diyorsunuz. B şıkkını işaretliyorsunuz. Diğer şıkları söylemek bile zor gerçekten. Evet. İttifak, iftikaf, ittikaf. Diğer şıklar siz ama B şıkkını seçtiniz. İtikaf dediniz. Biz de ekranımıza bakıyoruz. 6. soru acaba doğru cevapla
sonuçlanacak mı? Sonuçlanırsa finale kalmış olacağız sevgili izleyenler. Hep birlikte biz de ekrana bakıyoruz. Acaba A, B, C, D şıklarından B şıkkı mı doğru cevap? Bakıyoruz ki doğru cevap B şıkkı. İşte bu finali gördüğümüzün resmidir sevgili izleyenler. İkinci finalistimiz. Az önce bir izleyenimize umre hediyemizi takdim ettik. Mübarek topraklara uğurladık Recep Bey'i. Şimdi inşallah Suat Güre İstanbul Bağcılar'dan eğer 7. ve son sorumuzu doğru cevaplarsa ikinci yarışmacımızı da bugün mübarek topraklara göndereceğiz demektir. Haydi bakalım. Heyecanla bekliyoruz sorumuzu. İnşallah. Ekranımızda yansıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'in ilk yıllarında Mekke'ye gelen Arap kabileleriyle ağırlıklı olarak ne zaman görüşürdü? A şıkkı hac mevsimi öncesi, B şıkkı Ramazan ayında, C şıkkı haram aylarda, D görüşmek için süre sınırı yoktu. Süremiz başladı. Suat Bey, B Ramazan ayında. B Ramazan ayında diyorsunuz. Ramazan ayındayı biz de hemen işaretliyoruz. Acaba doğru cevap mı? Eğer bu doğru cevapsa çok büyük bir sevinçle karşılayacağız. İnşallah. Zira bir programda iki izleyenimizi buluşturmuş olacağız. Son birkaç haftanın acısını çıkartmış olacağız tabiri caizse. Ve hep birlikte ekrana bakıyoruz sevgili izleyenlerimiz. İstanbul Bağcılar'dan Suat Bey 7. soruya kadar geldi. 7. soru. Eğer doğruysa hediyemiz geliyor. 1981 yılındaki hac ibadetinden sonra tekrar Kabe ile buluşmak kısmet olmadı. İnşallah bu vesileyle kısmet olur diye dua edip başlamıştık. İnşallah. Ve bakıyoruz. Acaba doğru cevap B şıkkı mı? Acaba doğru cevap B şıkkı mı? Ekrana bakıyoruz. Heyecan had safhada. Herkes yüreklerini, ağzını, nefesini tuttuk. Bakıyoruz ki maalesef A şıkkı olacaktı doğru cevap. Suat Bey maalesef A şıkkı olacaktı. Sağlık olsun. Hayırlısı tesellimiz olsun inşallah. Tesellimiz daha önce gitmiş görmüş olmanız, hele hele de hac ibadetini yapmış olmanız tesellimiz. Size bugünün hatırası olarak Kabe'yi ilk gördüğünüz sivri kitabımız var. Çok teşekkür ederim. Ben Deniz'in kalemi çok almış teşekkür oldu. Ederim, sağ olasın. Mübarek çok, topraklara Allah özellikle. Allah razı olsun, sağ ol, çok teşekkürler. Meşhur simaların mübarek topraklara gittikleri zaman Kabe'yi ilk gördüklerindeki hatıralarını anlatılan bir kitaptır efendim. Çok teşekkür İnşallah ederim, sağ olasın. Oralara olan özleminizi bir nebze olsun bindirmiş olasın. İnşallah, çok teşekkür çok, ederim çok efendim, sağ olun. Kolay gelsin, sağ olasın. Allah razı olsun. Sevgili izleyenlerimiz, Umre'ye Giden Yol programımızda bu haftalık bu kadar. Bir izleyenimizi mübarek topraklarla buluşturduk. Recep Bey'i inşallah Umre'ye uğurluyoruz bugünkü programımızın neticesiyle. Tekrar hatırlatalım. Lütfen şu numarayı telefon fihristinize ekleyiniz. 0541 349 6446. 0541 349 6446'ya bir mesaj yollamanız yeterli. Dilerseniz WhatsApp'tan, dilerseniz SMS ile adınızı, soyadınızı, hangi ilden mesaj yolladığınızı yazın bize yollayın. Arkadaşlarımız sizlerle iletişime geçecekler. İstanbul Halkalı'da bulunan merkez stüdyolarımızda çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sizi buraya davet edeceğiz ve yarışacağız. 7 tane soru soracağız. 7'sine doğru cevap vermeniz neticesinde çekilişsiz, kurasız mübarek topraklara inşallah buradan sizi uğurluyor olacağız. Akit TV ekranlarından Umre'ye Giden Yol yarışma programından bu haftalık bu kadar. İnşallah önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hayırlı günler diliyoruz efendim.